Havadan, karadan ve denizden tespit edilip imha ediliyor. SAS komandoları Karadeniz'de sürüklenen mayın tehdidine karşı yoğun mesaide. Milli Savunma Bakanlığı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından Karadeniz'de sürüklenen mayınların tespiti ve imhası eğitimlerine ilişkin yeni görüntüler paylaştı. Görüntülerde serbest mayın tespit ediliyor, ardından SAS komandolarının deniz altında gerçekleştirdiği operasyon başlıyor. SAS komandoları önce şamandıra yardımıyla mayının deniz yüzeyine çıkmasını sağlıyor, ardından mayın imha ediliyor. Bugüne kadar mayın gözetleme faaliyetleri kapsamında toplam 6747 saat seyir, 1496 saat uçuş gerçekleştirildi. SAS timleri Mart, Nisan ve Ekim aylarında toplam 4 deniz mayınını imha etti.